ara çalışma konusu. 1, 2, 3, 4 sayarak üstten vuruş çalışıyoruz, hmm, değil mi? Aynen. 16 tane olasılığın vardı. Bak 16 tane olasılık şöyle. Hepsi geçsin. Tık 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 tık. Aha göremiyorum şu an. Geçti mi? Tamam. Şimdi bu 16 olasılığı aynı çalışıyorsun. Tek fark 1, 2, 3, 4 diyerek değil. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve diyerek çalışıyorsun. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4. Mesela ne yaptık? 1 de 2 de 4 de vurduğunu varsayalım. Normalde sen bunu nasıl yapmaya çalışıyordun? Son, ki, başla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Değil, artık sayma şeklin. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Bu 16 çalışmada da bunu uygulamanı istiyorum. Tamam. Ne yapacaksın? Bu gece bunu istiyorum senden. Lütfen. En azından zorlandığın 5-6 tanesini çalışıyorsun böyle. Çalış. Sonra bunun kaydını yapıyorsun. Tamam. Kendine çekiyorsun. Yapabildiğin anı çekmeni istiyorum. İyi ya da kötü, eksikleriyle fazlasıyla hiç fark etmez. Yeter ki bu çalışmayı yapmanı istiyorum. Tamam. Ben bak anneme canlıda da söylüyorum zaten sana. Bu akşam çalışıyorum. Senin vuruşun düzelmeye başladı. Evet. Tek sorun şu, bileğin çok yapışıyor ama ritimde yapışmıyor. Ritimde nasıl yapıştırmıyorsan sololarda da yapıştırmamaya çalış. Vuruşun güzel, şu oturma güzel. Kendine geliyor. Ama dengeleyemiyorsun. Kimi zaman çok derinden geçiyor, kimi zaman çok yukarıdan geçiyor. Tamam mı? Bir tek sorunun o. O da oturacak. Bunları tekrar ede de oturur. Kendine bak, yavaş yavaş geç. Karşı parçalarına bak zaten. Bassizliği ayıracağız. Bu çalışmayı yaparken yavaş yap, sonra hızlan, konsantre ol. İşte 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve başınla ritim tutabilirsin. Yavaş başladığın zaman sonrasında hızlanabiliyorsun. Çünkü zaten o ritme yavaştan alıştığın için. Hani, yani ilk yapsan bile hani çok çok yavaştan başla, sonra hızlanıyor. Demin test ettim onu. Konuşur. Senin içinde konuşu. Yaptığın bu 16 tane üstten vuruş çalışmasını değişen bir şey yok. Sadece söylem şeklin değişiyor. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Örneğini de şurada ben şöyle yazdım sana. Böyle olacak. 16 tanesini artık böyle yapmaya çalış. İster buraya yaz, istersen yazmadan zaten 16 tane olasılık yazmıştım daha önce. Oradan bak. Tamam mı? Onları değerli okumaya çalış. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu da ritimle ilgili çalışmandı. Bununla da ilgili çalışma yaptık. Yarın da tamamen vokal çalışmaları yapıyoruz. Ben bütün şarkılarının çıktılarını alıyorum. Onların hem de akorlarını üzerine yazacağım. Burada öyle bir güzel bir açıdan çalacağız ki sen de bunları hep bir tekrar edeceksin, söyleyeceksin. Hem ritmini görsünler, hem akorlarını görsünler ve o dosyaları da şarkıların akorlarını Altan Özil Facebook gitar dokümanlarına indirebilirler. Facebook'ta ben dokümanlar diye ayrı bir bölüm açtım. Hani herhangi bir özel bir şey paylaşmıyorum. Şimdi kendi sayfana geçiş yapacağın zaman, kendi şarkılarını söyleyeceğin zaman hani akorlarını paylaşabilirsin, paylaşmayabilirsin. Bu problem değil. Senin de ilerlemeni hem sen hem de başkaları görsün ki nasıl ilerlediğin ifşa olsun. Belli olsun. Güzel bir olay. Yarın bir günde bir yıllık çalışmanı küçük küçük video yaparsın. Ben böyle başladım, böyle oldum dersin. Yani evet aslında olur mu? Yani. Seneye falan yani eğer hani daha iyi çalarsam ya da hani daha iyi şeyler yapabilirsem küçük küçük alabiliriz 10 dakikalık falan gibi.